Sen mi yaptın Yavuz abi, söyle. Önleme kim kıydı? Kim onu bu hale getirdi? Tek tek anlatacaksın. Anlatacağım her şeyi. Kadir! Baba! 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 Baba kalk ne olur! Ambulans çağırın! Kadir neden? Kadir neden? Ben bir şey yapmadım. Ne yapmadım? Aslı, ben yapmadım. Aslı. Ben yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Ben yapmadım. Bırak! Bırak, ben yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Bırak beni! Aslı! Ben yapmadım. Bırak, ben yapmadım. Aslı. Kızım, niye bu kadar erken çıktın sen? Gece de geç geldin. Öğlen gitmeyecek miydin? Uğramam gereken yerler var babacığım. İyi, hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Çok yorma kendini. Yeni başladın diye yarışa sen koşma. Koşmayayım da sonra Orhan Varnalı'dan torpili desinler değil mi? Yani yabancısı mıyız biz bu evde? Sahibi de değiliz ama. Hadi benim çok işim var, tutma beni. Hadi hadi. Aslı. Günaydın An. Günaydın. Nereye böyle? İşe gidiyorum. E niye kendi arabanla gitmiyorsun? Arabam tamirde. O yüzden ben de taksi çağırdım. Aslı, kapının önünde bir sürü araba var yani. Taksiye ne gerek var? Onların hiçbiri benim arabam değil Han. O ne demek Aslı? Hani biz bir aileydik? E tamam. Hadi gel, seni ben bırakayım. Han, gerçekten gerek yok. Hem bak ben önce otele gitmeyeceğim. Bir sürü işim var. Eski mahalleye uğrayacağım daha. Tamam. Yani gel oraya bırakayım o zaman. Israr ediyorum. Hadi lütfen. Hadi. İyi, tamam. Dur. Ne işin var ki senin o mahallede? Arkadaşlarımı göreceğim. Sen de bayağı bir kopamadın oradan. Evet. Çünkü orada doğdum. Ayrıca sen de çocukken az gelmiyordun peşimden. Doğru. Bir yer öyle bir şey olmuştu. Hala aynı mı oralar? Bilmem. Gel kendin gör. Çok uzak bir yer değil. Aslı, benim ne işim var orada ya? Niye şimdi küçümsedin ki? Küçümsemedim. Sadece benlik bir yer değil. Yani yoksa çocukken senle Kadir'le oynamaktan yani çok keyif alıyordum. Sahi Kadir ne yapıyor? Yani görüşüyor musun hala? Görüşüyoruz arada. Vay be. Hala mı kopamadınız ya? İnsan geçmişinden kolay vazgeçemiyor. Bak, bu doğru. Hah,
Şurada ineyim ben. Teşekkür ederim. Ne demek? Bu arada öğlen otelde olacaksın değil mi? Bir uğramak istiyorum. Yani davet salonunu görmek için. Tamam, haberleşiriz. Zaten her şey bitti. Yani ufak tefek düzenlemeler kaldı. İşin başında sen olduktan sonra bir gecikme aksam olmaz zaten. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim Mutlu. Geliyorum. Az sonra şirketteyim. Güzel, güzel. Siz o şerefsizi alın depoya. Ben az sonra oradayım. Kadir, ne haber ya? Ne yaptın ha? Geç kaldın. Geldim, yetiştim. Ya şu, senin bujileri almaya gitmiştim bak. Bunları da takınca tıkır tıkır çalışacak tekne, bak görürsün. Çok iyi. Allah razı olsun. Sağ ol. Yalnız bilseydim mekanın bu kadar dolu olduğunu başka zaman gelirdim Halil abi. Yok be oğlum. Aslı kızım yabancı değil lan. Yok, ben yabancı olduğu için demedim. Kalabalık olduğu için dedim. Ya nerede kalabalık be oğlum? Allah'ını seviyorsan ya. Vallahi ben hangi masaya baksam aynı güzelliği görüyorum be Halil abi. Ne oldu hanımefendi? Beğendiremedik mi iltifatımızı? Niyet tamam ama daha güzel cümleler bulabilirdin. Allah Allah. Nesi varmış benim cümlelerimin? Biraz demode sanki. Demode? Demode dedi, evet. Demode dedi. Eyvallah Halil abi. Duymuştum zaten. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Halil abi. Ne? Ha, Gırnata. Tamam. Gırnata. Kaç yıl oldu? Küçükken. Siz daha o villaya taşınmadan önce değil mi sen anla? Her günümüz beraber geçerdi, hatırlıyor musun? Bir gün siz de, bir gün biz de sürekli beraberdik. Biz de börek yerdik, biz de tatlı. Ha? Annelerimiz nasıl da şaşırırdı oburluğumuza, hatırladın mı? O zamanlar tabii aşkın ne demek olduğunu bilemezdik. Ama birbirimizle mutluyduk. Öyle çocukça bir mutluluk işte. Ama şimdi aslında ben sana deliler gibi aşığım. Ve o anları hatırlayınca niye o kadar mutlu olduğumu anlayabiliyorum, biliyor musun? Çünkü bütün ömrümü seninle beraber geçeceğini hayal ediyordum ben. Seninle beraber büyüyüp, seninle beraber yaşlanacağımı hayal ediyordum. Beraber büyüdük sayılır zaten. Varnaların yanına taşınsak da aynı okula giderim diye az mı ağladım? Doğru. Ama aşk işte. Ne kadar da büyüsek bir yanımıza hep çocukça hayaller kurdur Emret. Hani demem o ki. Ben hala aynı hayalleri kuruyorum aslında. Biz sadece beraber büyümedik. İçimizdeki aşkı da birlikte büyüttük seninle. Halil abi. Abi. Abi iyi misin? Halil abi. Abi iyi misin? Halil abi. Aslı koş, ambulans çağır hemen hemen. Hayır hayır Aslı. Derken yaz arkasının altındaki dolapta ilaçların var, kutunun içinde. Al gel. Tamam. Abi bırak şimdi, ambulansı çağıralım. Halil abi,
Abi çok iyi gidiyorsun abi. Dayan, biraz daha dayan abi. Çok iyi gidiyorsun. Dayan. Kadir, ben rolümü çok kötü kaptırdım. Kendime ölüyorum galiba. Halil abi, abi saçmalama. Halil abi, abi. Şaka be ya. Ay abi, şakana sırasıydı sanki. Tamam. Geliyor, geliyor, geliyor. Halil abi, bu kutu mu? Evet, aç, aç. Kadir. Gel hadi gel. Kadir, sana inanamıyorum. İnanamayacak bir şey yok. Aslında seni seviyorum. Hem de öyle böyle değil. Delilerle gibi seviyorum. Ayrıca geçen gün bana hiç eğlenceli değilsin demiştin. Senin eğlence anlayışın bu mu? Nasıl ama? İyi rol yaptım değil mi? Ah Halil abi ya. Bravo valla. Kafa kafaya verdiğiniz bula bula bunu mu buldunuz? Evet. Evet de. Aslında ya bir şey demeyecek misin? Ne diyebilirim ki? Yani mesela evet diyebilirsin. Ya evet tabii ki. Hem de binlerce kez evet. Allah be, Allah be. İşte bu, işte bu. Gel, gel, gel. Gel, gel. Bak şuradaki tekneyi gördün mü? Dilemeyi unutma. Önce hangimizin ismi silinirse ilk onun dileği kabul olacak. Yalnız benim dileğim çoktan kabul oldu. Benim de. Ama önümüzde daha bu kadar yıl var. Mutlaka bir dileğimiz daha vardır. Vallahi ne yalan söyleyeyim, benim yok. Yanımda sen olduğun sürece yok. Mızıkçılık yapma Kadir. Hem bugün önemli bir gün. Tamam. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Ha buyur. İyi, şunu bitireyim bari. Efendim? Alo. Evet benim. Tamam. Olur tabii. İki saate görüşürüz o zaman. İyi günler. Ne oldu? İş görüşmesi için aradılar. Normalde yarındı ama bugün yapabilir miyiz dediler. Ben de olur dedim. Şu bana bahsettiğin holding mi? Bu otel zincirleri olan. Evet. Daha kaç ay oldu gireli işe? Bu Varnalılar sıkıntı çıkarmasın sen istifa edince? İstedikleri kadar sıkıntı çıkarsınlar. Olmuyor Kadir. Hem kendimi ait hissetmediğim bir yerde ne kadar mutlu olabilirim ki? Burada mutlusun ama. Öyle mi? Ne kadar garip değil mi? Neymiş o garip olan? Buradan taşınalı onca yıl oldu. Ama hala kopamıyorum. Bu sokakları, bu mahalleyi, bu sahili. Bu kadar vazgeçilmez kılan şey ne acaba? Anılar. İnsan biraz da anılarına ait değil midir? Evet.
bugün formdasınız Kadir Bey. Aslı Hanım. Biz sizin gibi öyle üniversiteler okuyamadık. Çok şükür hayat dersinden de kalmadık. Ne hemen asıyorsun suratını? Şaka da mı yapmayalım ya? Gel buraya. Gel. Gel. Sana söz. Bak sana söz. Tamirhaneciler kralı olacağım, bak görürsün. Hoş geldiniz Han Bey. Konuşacaksın Ender, he? Konuşacaksın. Amanlara ne oldu? Nasıl hiç ettin? Tek tek anlatacaksın. Tamam? Hadi, hadi. Han Bey. Anlat. Han Bey, vallahi bilmiyorum. Gümrük bayramdan dolayı zaten ana baba günüydü. Hı. Baktım tırlar sıraya girmiş, bekliyor. Ben de sabah geçerim dedim. Yol kenarındaki garaja geçtim. Yattım. Sabah da kalktım. Yoluma baktım. Dorseleri orada değiştirmişler. Ya da boşaltmışlar belki de. Peki, peki. Uyuyan güzel. Lan oğlum. Sen kaç yıllık tır şoförüsün? 12 yıldır Han Bey. Babanızın sayesinde. Duydunuz değil mi 12? Geldik şimdi 1 milyonluk soruya. Lan 12 yıllık tır şoförü. Dorselerinin dolu mu? Yoksa boş mu olduğunu bilmez mi? Bilmez mi? Konuşsana lan! Han Bey! Han. Efendim Mutlu. Baban çağırıyor. Hemen mi? Gelsin dedi, babanı biliyorsun. Gidelim, bekletmeyelim. Konuşturun bunu. Konuşmazsa da sıkın kafasını. Emredersiniz Han Bey. Han Bey! Han Bey! Evet, ne diyorsunuz? Açıkçası otelinizde beni müdür olarak düşünmeniz beni çok mutlu etti. Ama bilmiyorum. Tüm hayatımı bırakıp Bodrum'a taşınmak çok da hayalini kurduğum bir şey değildi. Bakın Aslı Hanım, bu otel benim için çok önemli. Ayrıca bu teklif de öyle çok cömert bir teklif değil. Bakıyorum üniversitenin çok iyi bir bölümünden iyi bir dereceyle mezun olmuşsunuz. Bize referans olarak gösterdiğiniz hocaların hepsiyle konuştum. Hepsi teker teker mükemmel şeyler söylediler. Varnalıların otelinde yaptığınız çalışmaları da sorduk soruşturduk tabii. Daha ne olsun? Bunların hepsi bizim için yeterli. Ha, bu Bodrum meselesine gelince. Sizce de hayallerimize ulaşmak için en azından bu kadarcık değişikliğe açık olmamız gerekmez mi? Bakın isterseniz şöyle yapalım. Siz öyle hemen karar vermeyin. Bir düşünün. Üzerinize de baskı hissetmeyin. Çünkü ben size burada sadece bir iş teklif etmiyorum. Aynı zamanda bir yol arkadaşlığı da teklif ediyorum. Kusura bakmayın Samet Bey. Ben teklifinizi kabul edemeyeceğim. Benim burada mutlu bir ailem var. Onları bırakıp gitmek pek bana göre bir şey değil. Anladığım kadarıyla ısrar etmemin de bir faydası olmayacak. Ne yapalım? Kısmet değilmiş. Yollarımız kesişmese de iş hayatınızda size başarılar. Teşekkür ederim.
Peki. Ne oldu? Konuşacak o. Zararımız ne kadar? Yani takriben 3-4 milyon doları olur baba. Ama sen hiç merak etme, ben o malları her türlü bulacağım. Mesele mal değil. Bu iş senin sorumluluğundaydı. Bu yıl ikinci oldu bu. Seneye belki 5 olacak. Sonra günün birinde tırlardan birini bulamayacaksın. İşte o zaman akbabalar gibi üşüşecekler tırlara. Ne yapmamızı istersin baba? Boş ver sen malları. Mazot mu bulamıyoruz, silah mı alamıyoruz? Boş ver malları. Sen ibreti alem için uzanan elleri kes, gerisini ben hallederim. Emredersin. Orhan Bey, bunu görmeniz lazım. Nedir o? Adamın yanında ne işi var? Bilmiyorum Orhan Bey, ben Samet'i takip ettiriyordum han istedi diye. Ben de bakabilir miyim şu an? Aslı'nın Samet Aldemir'le ne işi var? Kız nereden bilsin kimin kim olduğunu? Otelle ilgili konuşuyorlardır. Bilsin baba. Yani gerekirse ben anlatırım. Aslı'nın Samet Aldemir'le görünmesi pek iyi bir şey değil. Niye? Ha, niye? Karın mı, kız kardeşin mi? Niye? Ya tabii değil. Baba da sonuçta ailemizden sayılmaz mı? Yani biz aynı evde, aynı yerde büyüdük baba. Yani Aslı'yı bilen bizi bilir. Ya da Aslı bilecek. Ben hallederim. Baba, bak ben konuşsam yani daha etkili olmaz mı? Mutlu, sen bizi yalnız bırak. Nasıl isterseniz. Geç otur şuraya. Baba, bak bu Samet Aldemir her yerde karşımıza çıkıyor ya. Bu geçen kaybolan tırlarda da birkaç yerde bunun ismi geçti. Oğlum, bu alemde herkesin ismi her yerde geçer. Kanıtın varsa karşısına koyarsın, yoksa susarsın. Ben Yahya'yı çok iyi tanırım. Oğlu da ondan habersiz adım atmaz. Beş beş. Zar tutuyorsun. Tutmadan da olmuyor. Lan adamın canını sıkma. Donuma kadar aldın. Bir hafta ne yiyeceğim ben? Duyma dirhemci, seniz ulan vardır. Şu barbut olayına bir el mi atsak Yahya baba? Hayırdır evlat, milletin eğlencesinde gözün mü var? Yok baba, eğlensinler. Eğlensinler de elinde avuçtakilerini kaybediyorlar. Sonra da aç kalıyorlar. Aç kalırlarsa biz bakarız. Her birine nasıl bakacağız? Koca hapishane. Nasıl yeteceğiz? Kazanandan alacağız. Bırak evlat, bırak millet eğlensin. Burada başka türlü vakit mi geçer? Sen bilirsin. Aslı'nın adını ne zaman duysan sesinin tonu değişiyor. Nedir bu ısrar? Yok baba, ya ben daha doğru olur diye dedim. Sen benim oğlumsun. Senin soyadın Varnalı. Yarın bir gün bütün her şey senin olacak. Bu aileyi, işlerimizi sen yöneteceksin. Allah ömür versin baba. Hem benim senin yerinde gözüm yok. Olacak. Olacak ki öyle yaşayacaksın, öyle yetişeceksin. Yanlış yapsan da pişmanlık duymayacaksın. Çünkü bileceksin ki kudret senin elinde. Baba, ben yanlış mı yaptım? Bu konuşmayı yani bu şekilde yapıyorsak bir sıkıntı var sanki. Yanlış yapmadın.
Baba büyüdün. Koca adam oldun. Artık ailene, işlere sahip çıkacak yaşa geldin. Artık vaktidir. Neyin vakti baba? Evlenip yuva kurmanın. Madem yurt dışında yaşamak istemedin, madem benim yanıma gelmek istedin, madem benim yaptığım işi yapmak istedin, o zaman artık aylak aylak gezmek olmaz. Ciddiye alınmak istiyorsan ciddi bir hayatın olacak. Yok baba, ben iyiyim. Ben sana hal hatır sormadım. Evlenip yuva kuracaksın. Tamam baba. Peki var mı bir aday? Yani sevgilin falan var mı diye soruyorsan öyle ciddi bir şey yok. Güzel. Çünkü benim var. Kim? Aslı. Var ya, bir bıkmadın şu külüstürle uğraşmaktan. Bu nedir arkadaş ya? Oğlum yavaş lan, yavaş. Klasik oğlum bu, klasik, klasik. Bir çalışsın bak neler yapacağım ben buna. Bu mu klasik? Bekle çalışır. Bir alt olmaz lan bundan. Çalışacak bu, bak görürsün. Aslı'yla düğün arabası yapacağız dedemi. Yap. Ne oldu lan? Oğlum kabul etti mi? Etti tabii. Yemin et. Vallahi et. Damat. Oğlum gel bir sarılayım lan. Vallahi biliyordum. Vallahi biliyordum bu planı tutacağını, vallahi biliyordum lan. Nasıl planlı ama? Kardeşin yaptı oğlum. Bak bir şey söyleyeceğim. Plan tuttuğuna göre çocuğunuz olursa oğlum adını Murat koyacaksınız. Kız olursa da mı? Kız olursa da Murat koyun. Şaka mı bu şimdi? Allah'ım. Neyse yolda konuşuruz. Oğlum çok sağlam iş aldım ya, hadi. İyi, alayım mı takım çantasını? Al kardeşim. Kompresörü al, pompayı al. Ha? Bir hava basarız, bir de hava atarız. Oğlum altı üstü elektrik işi, ben gereken her şeyi aldım. Hadi şu üstünü başını çıkar gel. Tamam tamam, geliyorum şu tulumu bir çıkarayım. Bana bak, biz nereye gidiyoruz böyle? Ha, sürpriz, gel. Murat, bak biliyorsun sevmem sürprizleri. Gel gel. İyi bekle, geliyorum baba. Ne? İçeri. Oğlum bunda kızacak ne var ya? Ya söylesem gelir miydin Allah'ın aşkına ya? Ha, gelir miydin? Gelmezdin. Bana da yardım lazım. Çırak istifa etti biliyorsun lan. Başlayacağım şimdi çırağına. Gelmezdim tabii. Sen yarı yoldan dönmediğime dua et. Ya oğlum abartacak bir şey yok. Vallahi 2 metre, 3 metre kablo çekeceğiz. Bitti gitti. Hadi. Ya Yavuz abiyi görürsek? E göreceğiz oğlum. Görmeyeceğiz mi? Şişt. Oğlum, müstakbel kayınpederin değil mi lan? Ha? Murat. Ne var? Adamın daha haberi yok. Olacak. Onun da haberi olacak kardeşim. Ay ya. Şişt, 2 dakikada hallederiz ya. Hadi lan. Hala gevşek gevşek konuşuyorsun. Ya oğlum hadi be. Yok arkadaş, ben gidiyorum. Sen bak işine. Hadi eyvallah. Oğlum bak. Bak burada kardeşini yarı yolda bırakıyorsun ha. Buraya kadar gelmişiz. Tamam oğlum. Tamam. Yazarım ben bunu ha. Yazarım. Yazayım mı? Tamam.
Siz burada bekleyin. Ben çocuklara söyleyeyim, Yavuz abi haber versinler. Tamamdır ablacığım. Geçin, geçin. Tamam, eyvallah. Kadir, oğlum. Oğlum burası nasıl ev lan böyle? Hiçbir şey değişmemiş. Şş. Burası evse biz nerede yaşıyoruz? He? Sen en son ne zaman geldin buraya? Çocukken işte. Babam bir daha denizden dönmeyince... Ha? Orhan Bey bize çok yardım etmiş. İşte o yüzden öyle ara sıra gelir giderdik. Hatta bir ara annem kötü hastalanmış. Ben o zamanlar 2 yaşında falan, tam hatırlamıyorum. Orhan Varnalı annemi tedavi ettirmek için bizi bu villaya getirtmiş. İşte öyle uzunca bir sürede kalmışız yani annem iyileşene kadar. Sonra oğlum? Sonra bir gün bir şey oldu. Anlamadım ne olduğunu da. Bir daha ne Han geldi ne de Orhan Bey. Öyle koptuk yani. Bu nasıl? Beğenmedin mi? Ses gelmiyor. Çok güzel ses geliyor. İstersen senin olsun. Tabii an istersen. Sonuçta an doldu. Olur, senin olsun. Teşekkürler. Bana bunu yapamazsın Orhan. Sana söyledim. Han seni bilmeyecek. Ama o benim oğlum. Sırma, bunu konuştuk. Ne yaşadıysak yaşadık, bitti. Bittiyse bitti. Oğlumdan vazgeçecek değilim. Vazgeçeceksin. Han bir daha buralarda gezinmeyecek. Sen ona oğlun olduğunu söylemeyeceksin. Ve mahallede hiç kimse yaşadıklarımızdan haberdar olmayacak. Orhan, ben senin metresin değilim. Öyle bir şey söylemedim. Hiç mi sevmedin beni be? Sevmedin tabii. Koskoca Orhan Varnalı bir mahalle karısına mı aşık olacak? Değil mi? Bana bak. Çocuğu doğurmak istediğini söyledin. Aldım seni, evime götürdüm, baktım, doğurdun. Görmek istiyorum dedin. Türlü bahanelerle Yavuz'un yanına verdim. Senin yanına geldi, gördün. Ama bana söz vermiştin. Annesi olduğunu bilmeyecekti. Han bir Varnalı gibi, Varnalı olarak büyüyecek. Sen kolay mı zannediyorsun o yanında Yören'deyken oğlum diye sarılamamak kolay bir şey mi? Bir oğlun daha var, ona sarıl, onu büyüt. Han'ı unutacaksın. Yoksa... Yoksa ne olur? Ne olur kariyeri de mi alırsın? O senin kanından değil, Orhan Varnalı. Sırma. Alırım demedim. Alırım demedim Sırma. Ne oluyor kızım? Ne yapıyorsunuz burada? Koşturmaca oynuyoruz Yavuz amca. Aa, Kadir nerede?
Orhan. Lütfen. Yapma. Rica ediyorum. Oğlumu benden alma. Anne. Oğlum. Nereden çıktın sen? Erken geldin. Oynasaydın ya birazcık daha. Sen niye ağladın? Ben ağlamadım oğlum. Niye ağlayayım? Değil mi Orhan amcası? Ağlanacak ne var ki? Kadir. Kadir. İki dakika sahip çıkamadın. Baba. Orhan Bey, ben geceden börek yapmıştım. Zamanınız varsa çocukları hemen ısıtabilirim. Taze yani, yersiniz. Gidiyoruz. Ama baba, daha yeni gelmiştik. Oğlum, gidiyoruz. Gel lan. Gel kızım. Deniz kabuğun nerede? Ne oldu lan? Daldın. Eskileri mi hatırladın? Ha? Ya işte o kadar eski ki ancak çıkıyor derinlerden. Evet, ben de yedim. Ya bırak ya. Aslı'yı hatırlamak için sana bahane olsun yeter oğlum ya. Sen var ya iyice böyle aptal aşık gibi bir şey oldun, ben sana söyleyeyim. Vallahi billahi. Ya Murat, ne olur kendi işine bak olur mu? Uğraşma benimle. Oğlum siz ne zaman evleneceksiniz? Oğlum ne evliliği, bir dur. Ne? Yavuz abiyle konuşacağım ha. Konuşacağım. Allah'ını seversen. Ne diyeceksin Yavuz abiyle? Bir söylesene bana. Diyeceğim abi. Yavuz abi diyeceğim. Dur Yavuz abi diyeceğim. Bir konuşalım. Evet. Diyeceğim ki abi. Şimdi kız tarafı olarak bir defa nişan siz yapın abi. Yani düğün her türlü biz hallederiz. İstediğin gibi de yaparız. Bitti gitti tamam mı? Ya Murat, sen ne zaman böyle boşboğaz bir adam oldun ya? Niye lan? Oğlum ne düğünü? Kıza daha yeni evlenme teklif ettim. Bir dur. Tamam oğlum, evlenmeyecek misiniz? Sus sus. Merhaba. Yavuz abiyi bekliyoruz da elektrik işi için geldik. Sırma'nın oğlu musun sen? Evet. Kadir ben, Melike Hanım. Hatırlar mısınız? Biliyorum adını Kadir. Büyümüşsün. Değişmişsin. Uzun zaman oldu seni görmeyeli. Doğan büyüyor işte yani. Hala o mahallede mi yaşıyorsun? Evet. Tamirhane açtım. Aferin. Yavuz abi.
Hoş geldin Murat. Nasılsın abi? Sağ ol. Eyvallah. Sen de hoş geldin Kadir. Sağ ol abi. Kolay gelsin. Sağ ol benim. Bu kim bu? He? Orhan Bey'in kardeşi Melike Hanım. Vallahi mı? İnşallah bir pot falan kırmadık değil mi? Sen niye geldin Kadir? He, benim Çırak abi. Benim Çırak istifa etti. Bu koç da bugün bana yardım edecek değil mi? Neyse, neyse. Birkaç odaya avize takılacak. Tamam abi. Bir de tesisatta bir problem var gibi. Arada lambalar pırpır ediyor. Tamam abi. Sen bize sigorta kutusunun yerini göster abi neredeyse. İki dakikada hallederiz. İyi, tamam. Gelin benimle. Tamam. Çırak, şu kutuyu al da. Gel, kap şunları da. Tamam be. He? Ne haber kız cimcime? Bana cimcime demekten ne zaman vazgeçeceksin acaba? Hayır, 18 yaşına girdim de artık. Ne oldu şimdi 18 yaşına gelince büyümüş mü oldun yani? He? Büyüdüm tabii Murat. Murat mı? Ya adımı da söyleyince tam büyümüş oluyor ha? He? Kız limonata mı o? Bir bardak doluruz içer miyiz? Vallahi ben de alırım bir bardak be. Hadi kız birer bardak doldur be. Hadi. Kumru. Kumru dur. Kız. Kız dur. Ya. Ulan alet çantası ıslandı. Sizin için getirmiştim ama hak etmiyorsunuz. Kumru. Ulan. Oğlum deli bu. Deli. Biraz öyle. İyi alıştın ha Çırak Murat. Çıraksın. Çıraksın oğlum değil misin? Yavuz abi. Elinize sağlık gençler. Eyvallah abi. Abi sigorta kutularının hepsini değiştirdim. Bayağı eskimişti. Kaçak akım rölesini de yeniledim. Haberin olsun. Ne kadar tuttuysa hesap numaranla birlikte yaz. Çocukları hallettireyim ben. Tamamdır abi merak etme. Hoş geldiniz Orhan Bey. Hoş bulduk. Murat, bizim aşağı mahalleden yani elektrik işi için geldi. Kolay gelsin. Sağ olun Orhan Bey. Han. Kadir'i hatırlamadın mı? Eskiden çok oynardınız. Kadir! Kadir nereye? Kadir ne oldu? Niye koşuyorsun? Gemi geçiyor Aslı. Burada hep gemi geçiyor. Ne var bunda? Babası gelecek zannediyor. Denizde kaybolmuş ya teknesiyle. Oo Kadir. Hatırladım abim, hatırlamaz mıyım? Ne haber kardeşim? Nasıl gidiyor? İyidir Han. Görüşemedik. Uzun zaman oldu. Hiç uğramıyorsun mahalleye. Ya uzun zamandır yurt dışındaydım. Döndüm iş güç falan. Uğrayacağım ama. Eyvallah. Eyvallah. Kolay gelsin. Görüşürüz çocuklar. Tam bir şey olursa haber versin abi. Oğlum,
Ne cins adamlar lan bunlar? Lan insan tanıdığına böyle mi davranır? Bir hal hatır sorar ya, bir şey yapar ya. Cins değil oğlum, cins değil. Zengin bunlar. Zengin mi? Bak ben böyle zenginliği... Ki araziden dolanıp girerdik ya çocukken. Aklımda kalmış, oradan geldim. Ay. Ablan ne oluyor gece gece ya? Yok bir şey Kumru. Hadi yat sen. Kadir abim o. Yat dedim Kumru. İyi tamam. İçeri davet etmeyecek misin? Yok artık. O zaman hadi gidiyoruz. Nereye? Ya o soru sorma, hadi hadi. Ya ben nasıl çıkayım bu saatte Kadir? Aslında bir iki saat gidip geleceğiz, hadi. Dur o zaman üstümü değiştireyim öyle geleyim. Fırla çabuk 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 çabuk. Kadir, ne yaptın sen? Nasıl ama? Sürpriz, beğendin mi? Çok güzel. Bitti. Bak, gece açılmayacağız ama değil mi? Ya sen merak etme, o kadar çılgın bir plan değil bu. Ama başka çılgın planlarım var tabii. Ne gibi? Bunun gibi. Gel bakayım. Korkma, güven bana. Güvenmediğimi kim söyledi? O zaman hanımefendi, deniz kenarındaki şu masamıza geçelim arzu ederseniz. Yalnız kendisi aşık olduğum dünyalar güzeli bir kadın için özel olarak hazırlandı, baştan söyleyeyim. Buyurun, buyurun şöyle lütfen, dikkat. Siz böyle geçin. Menüye bakın, ben hemen geliyorum. Ne bu? Ata. Bugün sürprizler bitmeyecek galiba. Yeni başladık diyebiliriz. Kadir. Bu mu? Evet. Bunu sakladığına inanamıyorum. Aynı ses. Niye söylemedin bugüne kadar sende olduğunu? Seni kaybetmekten korktum. Bir gün olur da seni kaybedersem... bende olduğunu kimsenin bilmediği... herkesin unuttuğu bir hatıran kalsın istedim. Kadir. Aslım. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Biliyorum.
Bu yüzüğü ömrümün sonuna kadar çıkarmayacağım parmağımdan. Ben de seni hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım. Yalnız şimdi bir içeri gitmem lazım. Hemen geleceğim. Sakın bir yere ayrılma, olur mu? Geliyorum. Düşersin ha, dikkat et. Düşersem? Ya baş aslı, gece gece başımıza iş alacağız kız. Kadir. Aslım. Ne olursa olsun. Ne yaşarsak yaşayalım. Seni hep seveceğim, biliyorsun değil mi? Biliyorum. Korkuttun mu? Ha? Bak senin ben. Bekle orada. Orada bekle. Soğuk muydu? Oğlum senin ne işin var burada? Kardeşim sen bana ne dedin? Ha? Ne dedim? Tekneye dedin. Yiyecek içecek bir şeyler lazım. Şunları bir hallediver demedin mi? E'si birkaç bir şey unutmuşum. Dedim bizimkiler gelmeden gider gelirim. Sonra bir geldim, burası böyle bayağı bir romantizm. Geldiğimi de duymadınız. Ben dedim ki şunlara dedim bir sürpriz yapayım. Gülme Aslı, gülme. Bu mu lan sürprizin? Al işte ya. Ya iyilik yap denize at ya. Var mı böyle bir şey ya? Attın lan zaten. Şu halimize bak. İyi misin? İyi gidiyorum ben be. Zaten uykum var benim. Sizinle zaman kaybedemem abi. Bir de bir şey söyleyeceğim. Biraz fazla romantiksiniz ya. Aman sağ ol. Allah Allah. Yürü git lan. Git lan. Sanki kal diye yalvardık. Deli ya bu çocuk. Vallahi bak. Ulan evlat olsa sevilmez de. İşte böyle can dost olunca seviliyor. Çok üşüdün değil mi? Oh, çok üşüdüm. Ama iyi de geldi. Yok iyiyim, iyi gelmez Aslı. Hasta eder bu seni. Hadi kalk. Hadi, hadi kalk. Kalk üşüteceğiz, şimdi içeri girelim. Vicdansız ya. Ya gülme ne olur ya. Mahvetti güzelim geceyi vicdansız herif. Sürprizmiş. Çok lazım bu sürpriz. Sürprizi batsın. Ama teknede bunları bulduğu niye oldu? Hiç yoktan iyidir diyorsun. Çok kötü hasta olacağız biliyorsun değil mi? Olsun. Her önemli günün özel bir hatırası vardır. Bu önemli günün özel hatırası da hasta olmamız mı yani? Evet. Hem bak, çocuklarımıza anlatacağımız bir anımız var. Babanız evlenme teklif ettiği günün gecesinde o kadar heyecanlandı ki. Heyecandan kendimizi denize attık deriz. Sonra da bir hafta yatakta yattık deriz. Olur deriz. Kadir. Aslım. Bugün benim için dünyanın en güzel günü. Bana o kadar güzel şeyler söyledin ki. Bu gece bir kere daha hayatımda senden başka hiç kimseyi sevemeyeceğimi anladım. O yüzden ne kadar üşürsek üşüyelim, seninle içimizi ısıtan başka bir şey var. Aşk. Bana öyle bakma. Anlayacaklar. O kadar güzelsin ki. İkimize karşı. Sana bakmaya doyamıyorum. Hatta
gözümü gözünden ayırdığım an üşüdüğümü hissediyorum, biliyor musun? Bana öyle dokunma. İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar. Kadir. Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacak. Bana hep böyle bak olur mu? Hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu? Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksın. Hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu? Benle böyle konuşma. Kapıları kapatma. İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar. Beni aşkla ağlatma. Gerçeklere kapatma. Böyle kırık da bakma. Beni daha da ağlatma. Aslı? Siz ne yapıyorsunuz bu... Aslı, bu haliniz ne? Uzun hikaye. Sana sormadım. Han, Kadir işte, tanımadın mı? Bizim eski mahalleden. tanıdım da. Ya aynı günde ama böyle iki defa karşılaşmak pek hayra alamet olması gerek ha Kadir'cim? O ne demek, anlamadım. Sabah elektrik işi için gelmiştik Murat'a. Onu diyor. Bu saatte de elektrik işi için gelmedin herhalde ha? Burası özelmiş. Şimdi ben burada seni böyle evire çevire, tekme tokat dövsem... kim ne diyebilir ki bana? Ah, bir denesen keşke. Kadir lütfen. Han, sen de saçmalamayı keser misin? Aslı, bir dakika dur. Bak, Kadir'le dışarı çıkmıştık. Beni eve bırakıyor, bu kadar. Gizli saklı. Orası seni ilgilendirmez. Yoksa siz ikiniz. Sen hayırdır ya? Bizim sevgili olup olmadığımızı mı merak ediyorsun? Dur. Sakin. Sakin şampiyon. Hemen böyle gerilme. Bu hep böyle gergindi ama. Çocukken de böyleydi ama o zamanlar sevimliydi. Çocukken sen bile sevimliydin. Yalnız Kadir'cim, bunlar sert şakalar. Biz artık çocuk da değiliz. Aynen öyle. Şimdi sen nereden girdiysen aynı yerden geri çıkıyorsun. Fazla vaktin yok. Şimdi defol git. Bir daha da geri gelme. Han, artık saçmalamayı keser misin? Yoksa sonu iyi bitmez. Kadir. Hadi sen de git artık. Günaydınlar. Günaydın. Han, lütfen oturup yer misin? Vallahi ben koşuya çıkacağım ormanda biraz. Dönünce yerim söz. Baba. Dün bu ofiste konuştuğumuz meseleyi biraz hızlandırabilir miyiz? Hayırdır? Sabah sabah başına bekarlık mı vurdu? Bir dakika. Ne meselesiymiş bu? Yani baba, madem niyetlendik uzatmamak lazım. Yani dallanıp budaklanmadan biz bir an önce halledelim. Sen bu kızı çok mu seviyorsun? Ha? Çok baba. Yani onun için her şeyi yaparım. Tamam, bugün konuşurum ben. Biri
bana anlatabilir mi? Sen kimi seviyorsun? Sen neyi hallediyorsun? Halacığım, detaylar babamda. Öptüm, o anlatır sana. Han? Abi? Han, senin burada ne işin var? Ya seni arıyordum, seslendim. Veya kimse cevap vermeyince de merak ettim. Han, burası öyle elini kolunu sallayarak girebileceğim bir yer değil. Çık lütfen. Tamam, 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 kızma. Sadece akşam beraber gidelim diyecektim. Bir de dün için özür dilerim. Ne kadar saçma sapan davrandığının farkına vardın yani. Ya farkındayım Aslı, farkındayım da. Yani gecenin bir saati sizi öyle garip kıyafetlerle görünce ben de ne yapacağımı bilemedim. Siz ne zamandır berabersiniz? Yani sen nasıl başardın gizlemeyi? Gizlemek için öyle bir çaba harcamadım. Sadece söylemek istemedik. Zaten zamanı gelince de söyleyeceğiz. Umarım yakın değildir o zaman. Tamam. Tamam. Akşam beraber gidiyoruz değil mi? Ben önceden gideceğim an. Biliyorsun, denetlemem lazım organizasyonu. Evet, biliyorum. Ya ben de aradım. Hepsini hallettim. Her şey tıkırındaymış. Han, neden böyle şeyler yapıyorsun? Selam An abi. Ne haber Kumrucuk? İyidir. Ablacığım, saatler olsun. Arka bahçeden nar topladım, yer misiniz? Bir dahakine çıkarken kapıyı kapatırsın, olur mu? Bahçedeydim abla, niye kızıyorsun? Sana değil, bana kızgın o. Sebep? Senin ders çalışman gerekmiyor mu ablacığım? Gerekiyor. Gerekmediği zaman mı var ki? Aslı, 8 gibi çıkarız, olur mu? İyi, tamam. İyi. Yok artık, daha neler? Müştemilattan kız mı isteyeceğiz abi? Yavuz yabancı değil, Aslı da elimizde büyüdü zaten. E okuttuk, bu yaşa getirdik. Han'ın yanına bence Aslı gibi bir kız yakışır. Abi ne saçmalıyorsun? E oğlan seviyorum diyor. Onun için her şeyi yaparım diyor. Tam da bu yüzden evlenemezler ya. Han akıllı çocuktur. Aslı eve gelince sen çekip çevirirsin onu, yabancı değil. Abi kızın bir sevgilisi var. Biliyor musun? Kimmiş, kimin nesiymiş? Kadir. Sırma'nın oğlu Kadir. Geldin sen. Ben hiç duymadım seni. Çok geç değildi ya. Bizim Murat'la takıldık işte biraz. Murat'la takılmışmış. Ben senin biliyorum kiminle takıldığını. Hadi kalk bakayım. Maşallah senden de hiçbir şey kaçmıyorsun Mahatun. Bak, sen eğer bu konuda ciddiysen ben gideyim Yavuz'la konuşayım. Sen onu tanımazsın. Öyle o iyi hoştur ama ya bir inadı tuttu mu ne yaparsan boş. Ya sen var ya sen.
Ya konuyu hemen oraya nasıl getiriyorsun? Vallahi helal olsun ya. Yahu daha yeni gözümü açtım. Sabah sabah bir dur anne ya. Ben zaten zamanı gelince haber vereceğim sana, merak etme. Ay zamanı gelinceymiş. Bak sen Mürvet'ini görmeden öldüreceğim beni. Anladın mı ben? Annem. Canım annem benim. Hadi sen git de ben az daha uyuyayım. He. Bak çok yorgunum, hiç uykumu alamadım, ne olur. Olmaz, bak yumurtan soğuyor. Bak benim işim gücüm var, daha çarşıya gideceğim. Hadi koyuyorum çayları, gel. Tamam. Yirmi sene oldu değil mi? Bir sürü iş becerdik. Bu şehirde yer sahibi olduk, hatta söz sahibi olduk, öyle değil mi? Sayenizde... Sayemde. Sayemde nerelere geldin? Şoförümdün, kapı açıp kapıyordun. Şimdi kahya oldun. Senin bu evde olup biten her şeyden haberin vardır, öyle değil mi? Ama kızının yediği haltlardan haberin yok. Anlamadım. Bir şey mi oldu Orhan Bey? Bak şuraya. Bak, bak. Kim bu? Buraya bak, buraya. Kim bu? Samet Aldemir. Yahya Aldemir'in oğlu mu? Yahya Aldemir'in oğlu. Sen benim bu adamla neler yaşadığımı gayet iyi biliyorsun. Birbirimizin canına kıyacaktık düşmanlıktan. Sandığınız gibi bir şey olduğunu zannetmiyorum Orhan Bey. İş icabı görüşmüş olabilirler. Ya üniversitede de okuttuk. Otelimizde işe aldık. Her şeyi anladım da. Ya düşmanla dostluk etmek ne ya? Ben konuşurum Aslı'yla. Bırak. Bırak, ben hallederim. Sen öbür meseleyi hallet. Öbür mesele derken Orhan Bey? Kadir'le Aslı'nın sevgili olduğunu bilmiyor musun sen? Melike konuşurlarken duymuş, evlenmeyi düşünüyorlarmış. Sana kaç kere dedim şu mahalleden kop diye. Sırmayla olan bitenden sonra bir daha o mahalleye ayak basılmayacak demedim mi? Biz seninle bu çocuğun babası... Hatırlıyorum Orhan Bey. Bir gün bile aklımdan çıkmadı. Çıkmaz tabii. Çıkmaz. Akıldan çıkmaz. İnsan en yakın arkadaşını denizde boğarsa aklından çıkmaz tabii. Ne bakıyorsun öyle bana? Siz istediğiniz için yaptım. Peşimizde adamlar vardı, polisler vardı. Onu o halde kıyıya çıkaramazdık. İşte bu yüzden o çocuk ailemizin yakınında olamaz. Damadın olunca ne diyeceksin? Ben senin babanı öldürdüm ama sen de benim bir evladım sayılırsın, öyle mi diyeceksin? Öyle bir şey mümkün değil. Git çocukla erkek erkeğe konuş. Aslında haberi olmasın. Gerekeni yapacağım, merak etmeyin. Han evlenecek yaşa geldi. Aslı da öyle. Birbirlerinden daha iyisini mi bulacaklar bu çocuklar? Hı? Han'la konuştum ben, dünden razı zaten. Sen de Aslı'yla konuş. Baş göz edelim bu çocukları, ha? Orhan Bey, ben ne diyeceğimi bilemedim. Ne diyeceğini bilemiyor musun? Bak benim için uygunsa, senin için de uygunsa bu konu kapanır, değil mi? Öyle tabii. Bak dünür oluyoruz. Gül hadi. Katılımlarınız için şimdiden teşekkürler. Herkese iyi eğlenceler. Zuhal, her şey yolunda değil mi? Yolunda Aslı Hanım, merak etmeyin. Tamam. Aslı Hanım. Samet Bey. Vallahi harika bir gece, muhteşem bir organizasyon. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok uğraşılmış belli. Siz tanışıyor musunuz? Tanışıyoruz tabii. Aslı Hanım'ın başarılarını yakından takip ediyorum. Hem belli mi olur? Kim bilir belki bir gün
Birlikte çalışırız. Hayat neler getirir belli olmaz değil mi? Hiç sanmıyorum ama yine de teşekkür ederim. Eyhan, sen nasılsın? Ne var ne yok? İyi. İyi. O zaman size keyifli geceler. Benim bir organizasyon denetlemem lazım. Bir aksilik yaşamayalım. Tamam. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Sametciğim biz seninle şöyle bir dışarıda konuşalım mı? Bir dakika ya, ne söyleyeceksen söyle burada. Dinliyorum ben seni. Sen Aslı'ya iş teklifi mi yaptın? Hem de benim şirketimde çalıştığını bile bile. Sana ne bundan? Benim şirketim benim mesele. Seni alakadar eden bir durum yok. Mesele Aslı'ysa var. O iş meselesini unutuyorsun. Aslı asla sizin şirkette çalışmayacak. Sen de daha fazla ısrar da etme. Umut da. Bir daha Aslı'nı yanında yöresinde, yamacında etiğinde görmeyeceğim seni. Ya sen bütün çalışanlarına karşı böyle korumacı mısın? Yoksa sadece Aslı'ya özel bir durum mu? O seni ilgilendirmez. Ha, öyle mi? Seni de ne ilgilendirmez biliyor musun? Benim kimi işe alıp almayacağım. Bak Samet, son zamanlarda hakkında hiç tatlı şeyler duymuyorum. Babanla babam ne anlaşma yaptılar da bilmiyorum, umurumda da değil. Benim olana el uzatırsam, kibar bir anlatımla ben o elini keserim. Önce bir senin olsun. Ondan sonra konuşuruz. Tamam. Zuhal, içeriği sen halledersin olur mu? Tamamdır aslanım, aklınız kalmasın. Tamam, iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler anne. İyi geceler. Bunları yakından takip ediyorum. Aslı Hanım, iyi geceler. İyi geceler. Çok güzel bir geceydi. Umarım yeniden görüşürüz. Yani dediğim gibi yönetim kurulu bu hafta sonu toplanacak. Aslanım eve bırakın. Sen gelmiyor musun? Benim ufak bir görüşme yapmam lazım. Bir arkadaşımı gördüm. Sen geç, ben geliyorum. İyi, tamam. İyi akşamlar. Samet! Sakın! Seni Aslı'nın yanında sarmayacağım lan, anladın mı? Ne sen, ne de başkası! Elinizi benim olana sürmeyeceksiniz lan! Anladın mı lan? Haddinizi bileceksiniz! Aslı benim lan. Anladın mı? Benim lan! Anahtar. İyi akşamlar. Aslı, ne oldu, hayırdır gece gece? Ya otelin önünde kavga çıkmış. Zuhal aradı. Korumalar da hiçbir şey söylemiyormuş. Senin haberin var mı? Kim kavga etti? Ufak bir olay. Öyle yani, abartacak hiçbir şey yok. Erkek erkeğe olur öyle şeyler. Ha? Nasıl yani? Bir dakika. Sen mi kavga ettin? Kiminle kavga ettin? Öyle önemli biri değil. Samet idi. Çok ısrar etti. Ben de kıramadım, dayak yedi. Ama öyle önemli hiçbir şey yok. Öyle birbirimize iki yumruk falan attık. Han, sen Samet Bey'le mi kavga ettin? Samet Bey. Aslı, sen o beyin kim olduğunu biliyor musun? O beyin, o herifin. Senle iş için mi görüştüğünü sanıyorsun? Samet Aldemir o.
Aslı bakma öyle. Görüştüğünüzü biliyorum. Niçin görüştüğünüzü de biliyorum. Ama sen neyi bilmiyorsun ben sana söyleyeyim mi? O herifin ailesi bizim en büyük düşmanımız. Ya derdi seni işe falan almak değil. Seni kullanmak. Hiçbir şeyden haberin yok Aslı. Han sen ne ara bu hale geldin ya? Aslı ben hep böyleydim de sen görmedin. Bunun için mi gittin sen yurt dışına? Ha? Bunun için mi uzaklaştın bu evden yıllarca? Yok yani ben aslında gitmek istemiyordum da işte babamın işleri. Biraz ciddi ol be. Otelin önünde çocuk gibi kavga etmeler. Hem de ortada hiçbir sebep yokken. Aslı. Yeter. Ben o herifi sadece düşmanımız olduğu için dövmedim Aslı. Seni kıskandığım için de dövdüm. Ve bunu sen gayet iyi biliyorsun. Sen iyi değilsin. Sen gerçekten iyi değilsin Han. Aslı ben nasıl iyi olabilirim? Bir kere bile yanımda, yakınımda olmadın Aslı. Biz aynı yerde büyüdük. Senin yanında, yakınında olmak için, arkadaş olmak için yıllarca çabaladım. Yıllarca ya. Kadir'den başkasını görmüyor ki gözlerin Aslı. Han yeter. Ben bu koca evde kimseden sevgi beklemedim Aslı. Hiç kimseden. Hariç. O da sen biliyorsun. Babam biliyor mu? Kadir'le o yıllardır sakladığın ilişkini babam biliyor mu? Ya da benim babam biliyor mu? Size ne benim ilişkimden be? Size hesap mı vereceğim? Vereceksin Aslı, vereceksin. Orhan Varnalı o. Düzgün konuş. Niye? Soyadın Varnalı olmadığı için mi? Bu evde sığıntı gibi yaşadığımız için mi? Aslı yeter. Niye? Beni de mi döveceksin? Beni de mi döveceksin Han? Git. Lütfen. Bir daha sakın. Sakın benimle konuşma. Hayırdır bu saatte? Görmeniz gereken bir şey var. Nedir bu? Bu Yahya Aldemir'in oğlu değil mi? Ta kendisi. Belli ki davette karşılaşmışlar. Durumu kritik. Hastaneye kaldırılmış, yoğun bakımda. Yaşasa da bir daha yürüyemeyebilir diyorlar. Sırtındaki bütün kemikler kırılmış. Han! Han! Baba. Ne oluyor abi? Sen odana çık. Karışma bu işe. Gel içeri. Ne oluyor? Ne oldu baba? Han, sen ne yaptın? Çok hızlısın Mutlucuğum. Hı? Vallahi bravo. Eminim polisten önce görüntüleri halletmişsindir. Öyle oldu.
bizim bir şey söylememize gerek kalmadan seni tanıyıp halletmişler. Ortada görgü tanığı falan da bırakmamışlar, herkesle konuşmuşlar. Ama konu Aldemirler olunca bunun bir önemi yok. Bizi dava edecek değiller sonuçta. Başka ne yapacaklar ki? Arnalılara kafamı tutacaklar. Duracakları yeri bilsinler. Mesele o zaten. Duracakları yeri biliyorlardı. Ama şimdi durmamak için bahaneleri var. Bu yüzden çok kan dökülecek. Kan dökülmeyecek. Yahya Aldemir'le konuşacağım. Sizinle görüşür mü? Hiç kimseyle görüşmez. Ama benle görüşür. Tamam, ben ilgileneyim. Sen hastaneye git. Oradan bana düzenli olarak haber yolla. Hadi çık şimdi. Sabah ola, hayır ola. Sen kal. Sabah aile kurmaktan bahsediyordun, akşam mafyacılık oynuyorsun, öyle mi? Böyle mi aile kuracaksın? Böyle mi babalık yapacaksın? Bu tokadın acısını asla unutma. Şimdilik meseleyi ben halletsem de Yahya Aldemir oğluna yaptığını asla unutmayacaktır. Çok büyük bir düşman edindin evlat. İnşallah düşmanın da seni büyütür. Çık dışarı şimdi. Niye yaptılar oğlum bunu? Niye lan? Baba. Niye uyumadın kızım sen? Uyku tutmadı. İyi misin sen? Bir şey mi oldu? Yok. Yoruldum biraz.
davetten sonraki ilk haftalar hep böyle oluyor. Otel yoğundu biraz. Sen niye uyumadın? Uyku tutmadı. Kaç zamandır seninle konuşmak istediğim bir konu var. Ne oldu? Orhan Bey'le konuştum. Seninle Han hakkında. Han'la ben? Sizin evlenip yuva kurmanızı istiyor. Baba ne diyorsun sen? Ne evlenmesi ne yuva kurması. Şaka mı bu? Böyle şaka olur mu kızım? Baba. Baba Han'la ben diyorsun. Bak bu mümkün değil. Böyle bir şey mümkün değil. Baba Orhan Bey de aynen böyle söyledin değil mi? Tabii ki böyle bir şey demedim. Nasıl yani? Baba sen bu evliliği istiyor musun? Tabii ki de istiyorum. Çünkü senin geleceğini düşünüyorum. Baba Han'la evlenmek benim geleceğimi mi kurtaracak? Asla olmaz. Neden olmaz? Çünkü ben Kadir'i seviyorum. Çocukluğumuzdan beri aşığız biz Kadir'le, birbirimize hiç kopmadık. Sen Kadir falan sevemezsin. Kadir sevince ne olacak? Hamis değil mi evleneceksin? Sana inanamıyorum. Bana bunları söylediğine inanamıyorum. Dur. Aslı. Bak. Sen ve Kumru bana annenizin hatırasısınız. Anneniz olamadım. Ama yokluğunu hissettirmeyecek her şeyi yaptım. Ne kadar da yapmaya devam ederim. Bu evlilik de buna dahil. Han'la evleneceğime ölürüm daha iyi diyorum sana. Onunla evleneceğime ölürüm diyorsun ama... sadece sen ölmeyeceksin. Hepimizi öldüreceksin biliyorsun değil mi? Yalan mı? Kardeşinin hastalığı tekrar nüksederse ne yapacağız? Nasıl tedavi ettireceğiz? Son nerelerden doktorlar geldi girdi ameliyatına. İlacını bile alamadık biz. Baba. Sen Kadir'le evleneceğin ne olacak Aslı? Bizi orada barındırırlar mı sanıyorsun? Neyimiz var neyimiz yok varnalılar işte. Baba yapma bana bunu lütfen. Bu evlilik olacak Aslı. Başka çaremiz yok. Baba. Çok yaşlanmamışsın. İçeride olmanın en zor yanı ne biliyor musun Orhan? Zaman geçmek bilmiyor değil mi? Öyle. Masumsan geldiğin ilk gün saymaya başlıyorsun. Suçluysan pişman olduktan sonra. Hele bir de dışarı çıktıktan sonra görülecek bir hesabın varsa... İşte o zaman bu melun duruyor sanki. Halbuki zaman hep aynı zaman. Dışını değiştiriyor, içini kurutuyor ama öfkeni dindiremiyor işte. Çok uzun zaman geçti, yaşlandık. Öfke... Ben içeri nasıl düştüm hiç düşündün mü Orhan?
çok sevdiğim bir arkadaşım, çok sevdiğim bir söz söylemişti. Bu şehre bir kabadayı az, iki kabadayı fazla. Ben içerideyim, sen dışarıda. O zaman de bakalım Orhan Efendi. Sen emekli olduğunda bizim haberimiz mi yok? Neden benim oğlum hastanede de senin oğlun dışarıda? Bunun bizim aramızdaki meseleyle hiçbir alakası yok. Gençler arasındaki meselesi. Gençlik meselesi. Öyle mi? Gençlik meselesi. Haklısın. Haklısın. Genç dediğinin kanı deli akar, tekinsizdir, acımasızdır. Ama sana bir şey diyeyim Orhan Efendi. İnsanın meziyeti neyse, sonu da öyle oluyor. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Bana bak Yahya, ben bu defterleri açmaya gelmedim. Yaşanan yaşandı. Ama sen bu meseleyi uzatıp oğlumun kılına zarar verirsen, yemin ederim elinde ne kaldıysa hepsini alırım. Ne sana, ne oğluna, ne ailene acımam, sağ bırakmam. İftira niye daha çıkar bilir misin Orhan? Söyle, söyle. Öyle bırakıp gitmek korkak işidir, bilirsin. Bulunmak istemediği için mi? Öyle. Şimdi sen de beni o dağa çıkan eşkıya gibi düşün, olur mu Orhan? Nerede yolunu keserim, nerede karşına çıkarım? Asla bilemeyeceksin. Yağmurdan, çamurdan, denizden, her şeyden korkacaksın. Ben artık o kabadayı değilim. Ben dağdaki eşkıyayı vuran. Ya beni bu dağda vuracaksın ya da sonucuna katlanacaksın. Başının altından çıkıyor bütün bunlar, biliyorum. O gece anlamıştım ben bakışlarından. Ama başaramayacak. Sen merak etme. Seni kaybedemem ben. Asla. Duydun mu beni? Asla izin vermem böyle bir şeye. Ne yapabiliriz ki? Varnalılarla nasıl baş edebiliriz? Bana sökmez onların kabadayı. Sen bana güveniyor musun? Güveniyorum tabii ki. Bu yüzden buradayım. O zaman tek bir çaremiz var. Evleneceğiz. Hemen pazartesi gidip başvurumuzu yaparız. Murat'ın kuzeni belediyede bu işlerle uğraşıyor. Yardım eder bize. Yıldırım hikayeyle evleniriz, ha? Ne dersin? Senle ben. Sadece ikimiz. İki de şahit konu kapanır, ha? Kumru ne olacak? Babam. Sığma teyze ne olacak Kadir? Ya öğrendiklerinde bize arkalarını dönerlerse? Bizi seviyorlarsa kararımıza da saygı duyacaklar. Bu kadar. Tamam mı?
Babam asla kabul etmez böyle bir şey. Kabul etmek zorunda Aslı. Hem biz evlendikten sonra kim ne diyebilir bize, ha? Bizim mutlu olmamıza asla izin vermeyecekler, sen söyledin. Bir tanem. Bak biliyorum korkuyorsun. Ama mutlu olmak istiyorsak başka çaremiz yok. Kadir. Aslım. Sence mutlu olabilecek miyiz? Tabii ki mutlu olacağız. Sana söz veriyorum, mutlu olacağız. Kimse bizim birlikte olmamıza engel olamayacak. Bak görürsün. Kimse. Ama hiç kimse hayallerimizi elimizden alamayacak. Ben izin vermeyeceğim ona. Tamam mı? Gel buraya. Bir hoş geldin yok mu? Hoş gelseydin bunca yıl beklemezdim. Geç içeri. Oğlumdan bana kalan tek anı, tek fotoğraf. Neden geldin? Oğlum benden sakladığın için vicdan azabımı çektin. Amacım oğlunu senden saklamak değildi. Seni korumaktı. Benden çocuğun olduğunu bilseler bu mahallede yaşayabilir miydin? Umurumda mıydı? Benim oğlumdan daha mı değerli bu mahalle? Yerin dibine batsın be. Neyse ne. Geçmiş gitmiş mesele. Geçmiş gitmiş mesele mi? Ben her gün oğlum için ağladım. Hala da ağlıyorum. Geçip giden neymiş bana söyler misin bir? Zaman. Zaman geçti. Çocuklar büyüdü. Biz büyüdük. Ne yaptıysak onların mutluluğu için yaptık. Hala da onun için uğraşıyoruz. Sen kendinden başkasını düşünmezsin ki. Ne söyleyeceksen söyle, Kadir gelir birazdan. Onun için geldim. Kadir'e söyle, Aslı'nın etrafında dolanıp durmasın. Madem o kadar büyüdü, niye gidip ona söylemiyorsun? Niye bana geldin? Sırma. Han Aslı ile evlenecek. Han'la Aslı. Aslı'nın haberi var mı bundan? Aslı'nın haberinin olmasının hiçbir önemi yok. Yavuz'la biz uygun gördük. Bu çocuklar yıllardır yan yana büyüdüler. Kadir, başkasına sevdalı bir kızla birlikte olmaz, gezmez. Eğer geziyorsa kız da ona sevdalıdır. Onlar birbirlerini seviyorlar. O yüzden bence sen bu işi unut, kardeşi kardeşe kırdırma. Çok geç. Kadir'e söyleyeceksin, onu ikna edeceksin. Aslı'dan vazgeçecek. Kadir Aslı'yı da vazgeçirecek. Sonra Han'la Aslı evlenecek. Sana söz veriyorum. Düğünden sonra her şeyi anlatacağım. Han'ın annesi olduğunu söyleyeceğim. Onu senden uzak tutanın ben olduğumu söyleyeceğim. Söz veriyorum ama düğünden sonra. Sen onca yıl sonra benim evime gelip benim oğluma bu kötülüğü yapmamı mı bekliyorsun? Tam birine kavuşacakken diğerinden vazgeçmemi mi istiyorsun? Benim söyleyeceğim bu kadar. Gerisini sen bilirsin. Orhan Bey! Ben sana muhtaç değilim. Ben seni sevmiştim.
senin kapıkulun yok burada. Burası öyle, lafını söyleyip arkanı dönüp gideceğin yer değil. Sen kimsin be? Ya, demek öyle. Acaba Han bütün gerçekleri, bütün olan biteni benden duyunca ne olacak? Sana yemin olsun, şimdi gidip Han'a olanları anlatacağım. Yeterse yeter mi senin zulmünden? Bana bak. Eğer böyle bir şey yaparsan Kadir'i öldürürüm. Sen bana nasıl el kaldırırsın? Kadir. Seninle biraz konuşalım Kadir. Geç hadi şöyle. Siz Aslı'yla sevgili misiniz? Abi biz sana söyleyecektik aslında ama birileri bizden önce davranmış demek ki. Ne zaman söyleyecektiniz Kadir? Hı? Dün mü oldu bu mesele? Hayır tabii de. Sırma da biliyor mu bu meseleyi? Abi annemin bir suçu yok. Bak hatta o gelip seninle konuşmak istedi ama ben durdurdum. Yavuz abi. Abi biz Aslı'yla birbirimizi seviyoruz. Ama sevgi karın doyurmuyor değil mi Kadir? O ne demek ya Yavuz abi? Aç mıyız açıkta mıyız? İşimiz gücümüz var Allah'a çok şükür. Umarım senin iş dediğin. Yavuz abi. Bak Aslı okuda otelde müdür oldu. Aslı'nın layık olduğu hayat bu mu? Bu mahalle mi? Ama senin bu yaptığın ayıp. Sevmenin neresi ayıp abi? Ayıp lan. Ayıp tabii. Biz adam değil miyiz? Orada burada konuşulurken duyuyoruz. Bir daha Aslı'nın yanına bile yaklaşmayacaksın. Anladın mı? Sırf zenginler diye Aslı'yı o Han'la evlendireceksin öyle mi? Bu mu senin babalığın? Sen kimsin lan benim babalığımı sorguluyorsun? Ha? Ben büyüttüm onları, ben bu yaşa getirdim. Sen kimsin? Anlaşılan biz seninle konuşamayacağız abi. Gözünü seveyim, çıkar mısın abi dükkandan? Yok öyle dünya Kadir. Ben hayatta olduğum sürece bu iş olmayacak. Anladın mı? Daha kızımın yanına yaklaşma. Yavuz abi, hayırdır? Ne oluyor oğlum? He? Ya ne diyecek, duydun işte. Birileri vermiş gazı göndermiş. Ama umurumda bile değil artık. İsterse hepsi bir olsun. Kimse engel olamayacak artık bize. Sakin ol. Sakin ol oğlum. Anne. Anne.
Annem aç gözünü anne. Anne kendine gel anne. Anne. Anne aç gözünü anne. Alo. Alo acil ambulans. Acil ambulans acil. İyi misin? İyiyim canım. Niye yalan söylüyorsun ki? İyi değilsin işte. Evlilik meselesi mi? Saklamana gerek yok abla. Babamla konuşurken duydum. Abla ben iyiyim. İyileştim ben artık. Benim için korkmana gerek yok. Ne olur benim yüzümden sevmediğim bir adamla evlenme. Ablacığım, sen bunları düşünme tamam mı? Merak etme. Kimse bana istemediğim bir şey yaptıramaz. İşte benim ablam. Hem bize bir yardımları dokundu diye onların her istediklerini yapmak zorunda değiliz ki. Kadir abiyi seviyorsun sen. Herkes de bunu böyle bilsin, kabul etsin. Bak ya laflara bak. Cesaret apını unuttun sen. Hayır. Ama benim ablamı kimse üzemez. Üzerse de karşısında beni bulur. Gel buraya. Merak etme sen. Ben bir çaresini bulacağım. Nasıl? Kadir'le evleneceğiz biz. Gizli gizli mi? Evet. Bence de en mantıklısı bu. Siz çocukluğunuzdan beri deli gibi seviyorsunuz Kadir abiyle birbirinizi. Ben arkanızdayım. Nikah şahidiniz olabiliyor muyum ben? Maşallah her şeye şahitsin zaten. He ne yaparsın? Can sıkıntısı. Efendim Kadir. Ne? Tamam sakin ol. Hangi hastanedesiniz? Tamam ben geliyorum hemen. Abla ne olmuş? Kadir ne oldu? Sırma teyze nasıl? Bilmiyorum. Aldılar içeri çıkarmıyorlar. Düşüp kafasını bulmuş. Gittim de öylece baygın yatıyordu. Kanlar içinde. Her yer kan. Tamam iyileşecek. Sırma teyze iyileşecek. Çok kötü durumdaydı aslında. Zar zor nefes alıyordu. Çok kan kaybetmiş. Annem nasıl iyi mi? Şiddetli bir darbe almış. Çok fazla ödem var. Ödemi azaltmadan da ameliyatı alamayız. Şu an uyutuyoruz. Peki. Yani yaşayacak mı annem yani? Yani tedaviye cevap vermesini beklemekten başka yapacak bir şey yok. Geçmiş olsun. Kadir yapma böyle ne olur. İyileşecek. Sırma teyze iyileşecek. İyileşecek. İyileşecek.
Düşün. Tamam, oradan ayrılmayın sabaha kadar. Gelişme olursa da bana haber verin. Dikkat çekmeyin. Ne oldu? Kayıtlara düşme olarak geçmiş, yani sizlik bir durum yok. Gören neden olsa bu saate kadar haberimiz olurdu. Ama şu yüzük meselesi önemli. Eve gidip bir bakmak lazım. Ben onu halledeceğim. Sırmanın durumu nasılmış? Uyutuyorlarmış hala. Ameliyata alamıyorlarmış. Durumu kritik yani. Ne oldu Orhan Bey? Kötü bir durum mu var? Yavuz, senden bir şey isteyeceğim. Ben geliyorum. Sen bana doktorun adını mesaj at. Gerisini ben hallederim. Hayırdır Mutlu? Gece gece bir durum var. Nereye gitti Yavuz abi böyle uçarak? Han, önemli bir şey yok. Mutlu, yüzüm bembeyaz olmuş. E sen böyle kolay kolay beyazlamazsın. Onun için dökül Mutlu. Denemeleri bitirdim. Öyle takılıyordum ki günün sürprizi ablamdan geldi. Evleniyor biliyor musun? Söyleyemem. Söyleyemem kızım, ısrar etme. Sır ablamla aramızda. Söyle söyle. Hana abiyle de sıkıntı yok. Söyle Kumru. Hana abiyle de. Ben seni sonra arayayım. Bir işim çıktı, tamam? Öptüm. Niye söylemedin? Yani bilmesine gerek yok diye. Benimle evlenmiyor mu yoksa ablan? Söylesene Kumru! Söyle Kumrucuğum. Kimi kastediyordun ablam evleniyor derken? Söyle. Ana abim. Biliyor musun? Söyleyemem kızım, ısrar etme. Sır ablamla aramızda. Thank you.
ne yapacağız? Böyle bekleyeceğiz mi? Bir başka bir hastaneye gidelim, daha iyi bir doktor bulalım, he? Kadir, Murat doğru söylüyor aslında. Acaba babamı mı arasak? Hem onun çevresi geniş, bize yardımcı olur. Gerek yok Aslı. Arama şimdi babanı falan. Babamın ne zararı olacak ki? Yahu arama dedim Aslı. Ya zaten bu halde çıkarmazlar hastaneden. Gereken neyse ben yaparım. Kimseye ihtiyacım yok benim. Ben bir içeri bakacağım. Ne oluyor Murat? Bir şey oldu yok. Murat. Ne? Hiç bana öyle bakma vallahi. Kadir öldürür beni. Ne? Söz verdim kızım. Yemin ettirdi. Bir yandan da bilmende de fayda var. Ya kızım. Baban tamirhaneye geldi. Oldu mu? Nasıl ya? Neden gelmiş ki? Neden gelmiş sence? He? Kızımın peşini bırak demeye geldi. Ben bilmiyordum. Bak kardeşim ben de bil diye söylüyorum. Baban dedi ki ben hayattayken dedi bu iş olmaz dedi. Benim kızımın peşini bırak dedi. Bak. Ne yapacaksınız ne edeceksiniz bilmiyorum. Ama acele edin kardeşim. Tamam. Benden söylemez. Anneni o hale kimin getirdiğini merak ediyor musun? Kadir. Aslı benim. Benim eve gitmem lazım. Murat seni bıraksın olur mu? Ya Kadir bir dur. Aslı. Beni bu akşam yalnız bırakın olur mu? Ne olur. Thank you.
Ne istiyorsun gecenin bir yarısı? Yavuz abiyi göreceğim. Kadir gelmiş de. Ölüm kalım meselesiymiş de o anlar. Bekle burada gürültü çıkartmadan. Çıkaracağım ben size gürültüyü. Çıkaracağım ben size gürültüyü. Alo Han Bey. Söyle. Kadir geldi. Yavuz abiyle görüşmek istiyormuş. Güzel. Gidip haber ver. Sonra da siz ortadan kaybolup benden haber bekleyin. Gerisini ben hallederim. Nasıl isterseniz. Abi, kusura bakma kapıyı çalıp herkesi rahatsız etmek istemedim. Ben gönderecektim ama sana sormadan bir şey yapmayayım dedim. Dur bakalım anlarız şimdi neymiş derdi. Kadir hayırdır bu saatte? Yavuz abi, bizde ne işin vardı abi? He? Sana annemin bir suçu yok dedim. Biz konuştuk abi seninle. Konuşmadık mı? Sandığın gibi değil. Sandığım gibi değil mi? Kim kıydı? Kim onu bu hale getirdi? Tek tek anlatacaksın. Tek tek anlatacaksın. Anlat ulan! Anlat! Tamam anlatacağım. Anlatacağım her şeyi. Sizin eve gittim. Ama annene zarar vermek için değil. Ben gittiğimde annen çoktan hastaneye kaldırılmıştı. Abi anlat nerede şu ha? Anneni o hale... Kadir. Tayfun! Ne oluyor? Bilmiyorum baba, silah sesine geldim ben de. Korumalar nerede? Tayfun ne oluyor? Bilmiyorum Han Bey. Yavuz abi kapının önündeydi. Kadir diye biri geldi, onunla görüşürdü en son. Kadir mi? Kadir neden? Ben bir şey yapmadım aslında.
Mahsup'u babacığım, ne olur aç gözünü, ne olur. Ne olur at lan Sinan, at. At. Ne olur aç gözünü, yalvarırım baba, aç gözünü. Kadir. Ne yapın? Bir şey yapın ne olur. Ne olur bir şey yapın ne olur. Baba, baba ne olur aç gözünü, yalvarırım baba, aç gözünü. Lan burada mı? Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Ne yapmadım? Ne yapmadın? Aslında ben yapmadım. Aslında. Ben yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Ben yapmadım. Ben yapmadım. Aslında ben yapmadım. Asla. Ben yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Bırak beni. Bırak ben yapmadım. Aslı, iyi misin? Kumrulardı. Halamın yanında, merak etme, her şey yolunda tam. Tansiyonunuz normale döndü. Korkulacak bir şey yok. Biraz baş ağrınız olabilir ama hamile olduğunuz için ilaç yazamıyoruz. Geçmiş olsun. Adını ne koyacağız? Deniz. Erkek olursa? Yine Deniz. Aslı. Bak hiç korkmana gerek yok. Ben her zaman yanınızda olacağım. Senin de. Denizim.
biliyorum. Yani hiç zamanı değil. Ama çocuğun, Deniz, babasını bir katil olarak bilecek, biliyorsun değil mi? Bunu ona yapma. Ya belki kızacaksın bana. Ama başka çaremiz yok. Evlenelim aslında. Lütfen beni dinler misin biraz? Bak öyle karı koca falan olalım demiyorum, yanlış anlama. Seni hiçbir şeye zorlayacak değilim. Sadece Deniz'in babasını bir katil olarak bilmesini istemiyorum. Bak, sana söz veriyorum. Ona çok iyi bir baba olacağım. Ona kendi Deniz'im, kendi evladım gibi bakacağım. Söz. Çünkü o senin parçan. Seni ne kadar çok seviyorsam onu da o kadar seveceğim. Kadir sen misin? Sana varınalıların selamı var. Karışma baba Yahya. Baba yapma. Bizi mecbur bırakma. Mecbursan deneyeceksin evlat, vazgeçmeyeceksin. Sıyır bakayım kolunu. Be? Kolunu sıyır bakayım. Oo, senin bileğinde kalın. Bana bak. Biz böyle sırt sırta verirsek, bunlar bizi böyle kolay kolay yere seremezler, anlıyor musun? Hop hop hop! Yumruk yok, yumruk yok. Sadece tokat. Geldi. Şöyle. Duyacağım bu sesi, dili fişek, duyacağım. Bak. Gel buraya, gel. Hadi, hadi. Herkes kendi işine. Koş taraf. Hadi, hepiniz koş taraf. Koş taraf. Tamam. Herkes aşağı. İyi misiniz? Şükür iyiyiz evvelallah. Yaranız vereniz yok değil mi? Yok yok. Hayırdır
Ne bekliyorsun? Bizi de alacak değilsin herhalde gardiyan abi. Dikkat et. Rahat durmazlar. Merakta kalma. Lafım sana değil baba Yahya. Anlat bakalım. Yağız. Yalnız benim adım Kadir. Yağız değil. O babanın koyduğu isim. Bu benim koyduğum. Bileği sağlama Yağız derim ben. İyi. Ben yine de Kadir'i tercih ederim. Sağ ol. Yetişmeseydin öldüreceklerdi beni. Sen Varnalıların kapısında adam öldürüyorsan bunun bir bedeli olacaktır. Birileri işini sağlam almak istiyor seni içeride öldürerek. Ben kimseyi öldürmedim. O zaman de bakalım. Nasıl geçireceksin buradaki günlerini? Masum olduğun ortaya çıksın diye umut ederek mi? Yoksa intikam aldığın günü hayal ederek mi? Nasıl olacakmış o iş? Önce benim hikayemi dinleyeceksin. Çıktıktan sonra da Varnalı soy ismini taşıyan kim varsa tek tek hesap soracaksın. Yetişine dayı. Yahya. Baba Yahya derler bana burada. Peki baba Yahya. Senle ben. Buradan mı alacağız o intikamı? Ha? Hem de Varnalılardan. Öyle mi? Bak evlat senin gençliğini çalmışlar. Masumiyetini çalmışlar. Belli ki yetmemiş. Şimdi sevdiğin kadını da çaldılar. Bu dört duvar mı durduracak Kadir'i? Kastım. Sen nereden biliyorsun dayı benim hikayemi? Ha? Söyle dayı. Kadir nereden? Ziyaretçin var. Sen yaptın değil mi? Sen öldürdün Yavuz abi. Beni oyuna getirip sen öldürdün. Kadir'cim, öyle olsaydı ben orada olurdum. Sen de burada olurdun, öyle değil mi? Niye lan? Niye yaptın lan? Aşk için Kadir. Hala anlamadın mı? Aslı'yı seviyorum. Hem de senin sevemeyeceğin kadar çok seviyorum. Aslı'nın adını ağzına alma. Sen ne anlarsın lan sevmekten? Ben ne anlarım sevmekten ha? Sen ne anlarsın Kadir'cim sevmekten? Ha?
Aslı'yı elde etmek için yaptıklarımın farkında mısın? Babasını öldürdüm lan. Babasını! Sen Aslı'ya hayatındaki en büyük acılardan birini yaşattın. Bu mu lan senin için sevmek ha? Bu mu lan senin için sevmek? Babasını sen öldürdün. Hadi diyelim ki öyle olsun. Sevmek tam olarak bunları yapabilmek değil midir? İnsan sevdiğini yanında ister değil mi? Bunun içinde her şeyi, ama her şeyi yapmaya gözü olur. Değil mi? Ben Aslı'yı seviyorum. Onu da yanı başımda istiyor. Sen kafayı yemişsin. Sordun mu peki Aslı'ya? He? O da seviyor muymuş seni? Bence seviyor. Yani yoksa neden kabul etsin ki benimle evlenmeyi? Seni gebertirim lan şerefsiz! Gebertirim lan seni! Gardiyanlar bakıyor, otur. Otur. E sen hediyeyi de açmamışsın. Bak sana hediye getirdim. Sürpriz çok güzel, çok beğeneceksin. Aç, aç sürpriz. Aç. Gerçek değil bu. Gerçek bu Kadir. Alışsa niye dersin? Sen bir katilsin. Ben Nasıl'la evleneceğim. Han dur. Han. Han gitme dur. Han! 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 Han buradan çıkacağım. Çıktığım gün ilk yapacağım şey senin o kırklarına sarılmak olacak. Duydun mu beni? Duydun mu lan? Duydun mu? Sanma ki her şey bitti. Beni bırak. Kadir. Bırak. Kadir. Bana yaptın kadın elini. Sana öyle bir ödül sen ki. Çıkar. Elinde ne varsa tek tek alacağım. Duydun mu beni? Kadir. Kadir. Kadir.